Progressive ekipleri arasında. Bakalım yani temsilcimiz CLG'yi çok da etkili bir şekilde dün geçmeyi başarmıştı. İkincisi neden olmasın? Tabii ki o neden olmasın. Şöyle bir şey var. Dün biz CLG'yi yendik. Yani League of Legends'da bazen her şey çok yolunda gider. Ve çok önemli savaşlar yaparsın. Rakip tilt olur, dağılır, kazanabilirsin. Fakat dün biz bir Wildcard'da veya Şampiyon Ligi'nde değil, meta'da çok güçlü şampiyonlar ve çok güçlü bir kompozisyonu kurup çok net, çok ne yaptığını bilerek adım adım erken seviye, orta seviye, orta bölüm ve geç bölümde hep doğruları yaparak üst düzey bir takım gibi oynayarak kazandık. Bence en değerlisi o. Kaybetsek de bir şey değişmeyecekti. Bugün mesela ilk karşılaşmayı G2 maçını kaybetmiş olmamız da bence çok çok problem değil. Birkaç hata yapmış olabiliriz. Fakat biz seviye olarak yükseldik. Biz şu anda iyi oynamıyoruz. Daha büyük oynuyoruz. Yani şöyle ifade edeyim. Atıyorum altın elodasın ve iyi oynuyorsun. Oradan iyi oynuyorsun. Fakat oranın kurallarıyla platin elonun veya elmas elonun farkı. Biz artık daha yüksek bir seviyede oynayabileceğimizi gösterdik. Bence en ama en sevindiricisi o. Galibiyetten bile önemli olan o. Kesinlikle yani hani diyorduk tamam yeniliyorlar belki ama deneyim kazanıyorlar. Bir anda baktık yenilmiyorlar yani Ve yenmeye şimdi devam ediyorlar şampiyonları. deneyim kazanmak orada oynamak deneyim kazandırmıyor. Deneyim kazanmak da bir şeyler öğrenmek. Biz şu anda öğrendiğimizi gösteriyoruz. Bu Fizz üst koridor gibi şeylerden de uzaklaşırsak yani artık rahat olduğumuz şampiyonlardan öte oynanması gereken bir arada oynanması gereken şampiyonlar ve o kompozisyonun yapacaklarını vadiye uyarlamak yani bireysel değil takımsal şeyle uyarlamak konusunda aşama kaydedersek biz o zaman daha iyi değil daha doğru olacağız. O bizi daha iyiye götürecek. Bu arada bu maçta da Fabulous'un oynadığını hatırlatalım. Dün aslında kazandığımız mücadelede Saldırın üst koridordaydı. Bu maç Fabulous alınan yenilgiden sonra üst koridora geçirildi sanıyorum ki Hatchet tarafından. Ama bakalım ben yani Saldırın oyun tarzının Darshan'a karşı üst koridora oynanacaksa biraz daha uygun olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum sana. Darshan çünkü CLG'nin yıldızı ve CLG'nin asıl oyun yapan, asıl oyunu sürükleyen ismi. Darshan'a karşı yani koridor aşamasında çok Fabulous biraz daha başarılı aslında. Ama oyuna etki konusunda Tal'drin çok daha iyi Fabulous'a karşı bakarsak. Darshan'ın da oyuna etkisi ne kadar yüksek olduğunu bilmiyorum. Ben de Tal'drin'in daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Daha iyi bir Sercio olacağını düşünüyorum. Umarım Fizz almaz bu arada şey. Fizz veya Karma gibi Fabulous'un kendini iyi hissettiği şampiyonları alırsak bunun takıma zararı daha büyük oluyor. Evet, ben de katılıyorum sana. Bakalım seçim yasaklama ekranına birazdan geçeceğiz Bu tabii arada ki. tabii ki kritik nokta Bard. Bard yani CLG kesinlikle bence Aynen. yasaklayacaktır. Bir daha bırakacaklarını ben hiç Yasaklamazsa sanmıyorum. bile alacaktır. Afromo da çünkü. Afromo da çünkü muhteşem bir Bard oyuncusu. Ve şu anda yani bir önceki maçta biz mavi taraftaydık. Bu maçta sanıyorum ki onlar mavi tarafta olacak. Eğer böyle bir taraf seçme durumu var mıdır yok mudur onu bilmiyorum ama Yok yok var sırayla oynanıyor. sırayla oynanıyorsa o yüzden ilk seçim avantajı da olduğundan Bard'ı bizim de açık bırakmamız ve yasaklamamız gayet mantıklı olabilir. Şöyle bir şey var yalnız. Bard'ı açık bırakıp onları ilk seçmeye zorlayıp açıkta mesela biraz evvel SKT'nin yaptığı gibi. SKT çok iyi iş yaptı. Gerçi onu uygulayamadılar ama Maokai Graves gibi bir şey alırsak karşıya hani Kindred Nidalee yasaklanacak. O da iyi bir fikir. Yani Bard bu kadar öncelikliyse ilk seçin. Seçmiyorsanız biz seçeceğiz zaten deyip daha öncelikli iki tane şampiyonu, daha diğer koridorlara avantaj alacak şampiyonları da yemleyebiliriz öyle söyleyeyim. Sorun şu ki Dumbledore bizim şu anda en başarılı oyuncumuz gibi gözüküyor ama şampiyon havuzu çok dar. Hani Bard dışındaki meta şampiyonları çok fazla oynuyor. Braum'u denedi biz çok sevinmiştik ama Braum'u çok iyi oynayamadı. Ama dediğim gibi eğer Bard alamıyorsa umarım Braum gibi, Alistar. Alistar gibi, Morgana bile bence hiç fena fikir değildi. Ama işte oyun yapmak adına Poppy, Elise gibi şeyleri almaktan daha iyi tercihler bunlar. Evet, katılıyorum kesinlikle. Yani yine de şu ana kadar Poppy ile iyi bir performans gösterdi bu Gösterdi, turnuva boyunca. gösterdi. Ama aynı performans Kekske daha çok yönlü olabilecek, daha çok iş yapabilecek işte Braum olsun, Morgana bile hatta Thresh ile gösterse ki Morgana'sı da süperdir yani Dumbledore Evet. için. Diğer tarafta yine sanıyorum ki Achuu'ya Ezreal Lucian tarzı bir şampiyon Tabii. bırakacaklardır. Sivir tercihi belki gelebilir. Geçtiğimiz maçta yine CLG sap maçında Sivir tercih ettiğini Stixxane görmüştük ama Achuu darmadağın etmişti Stixxane'i. Şöyle CLG muhtemelen Sivir yasaklayacaktır. Stixxane seçemesin diye. Çünkü geçen maçta korkunç bir Sivir performansı. Yani bunda Bard'ın katkısı çok büyük tabii ama yani Stixxane öyle böyle dağılmadı. Yani SKT'ye nispet yaparcasına dağıldı. Evet, kesinlikle. Bakalım bu maçta nasıl bir performans sergileyeceğiz. Çünkü şu ana kadar CLG'yi yenebildiğimizi, hatta ezebildiğimizi biliyoruz. Ve G2'ye karşı bugün de oldukça başarılı bir performans sergiledik. Birazcık daha iyi olabilirdi. O da bize güzel haberi getirebilirdi ama
Bakalım olmadı. Bir sonraki maçlara artık bakacağız o diyebiliriz. O maçta mesela geri dönüp baktığımız zaman ne yaptık? Twisted Fate seçtik. Bak Twisted Fate'i hiç kullanamadık. Orada Twisted Fate yerine bir Varus seçimi çok çok daha iyi olabilirdi mesela. Veya Twisted Fate seçtiysek nasıl daha iyi kullanabileceğimizi... Ya Twisted Fate doğru düzgün ulti kullanmadı yani. Işınlan avantajını biraz daha etkili kullanabilirdik. Ama mesela bu tecrübe kazanmak budur işte. Ya bu kompozisyon çalışabilirdi, biz maçı kazanabilirdik. Nasıl kaybettik? Onu araştırdığım zaman çok daha iyi yere varacağız. Sadece öylesine oynayıp ya işte biz sevdiğimiz şampiyonu oynuyoruz. O, hadi denk gelmedi. Kısmet demekten daha fazla şey işte tecrübe kısmet deyip şanssızlık deyip geçmek yerine bir şeyler öğrenmişsek ki öğrenecek çok şey var. Twisted Fate'i biraz daha iyi kullanabilsek maçı kazanabilirdik. İşte bu tecrübe kazanmak demek. Ben orta koridorda bu maç neler tercih edeceğimizi çok merak ediyorum. Çünkü Huhi nispeten acemi bir oyuncu ve acemiliği de göstermiş bir oyuncu Naru'ya karşı. Ve çok çabuk dağılabiliyor. Evet. Bireysel hatalar yapan, takım savaşlarında kendini toparlayan ama bir oyuncu. Geçtiğimiz maç Azir seçti. Naru çok fazla cezalandırdı kendisini LeBlanc tercihiyle. O yüzden bu maç LeBlanc yasaklaması da geldiğini görebiliriz Naru'ya. Bence LeBlanc kesin gelecek yasaklama. LeBlanc'la uğraşmak istemeyeceklerdir. Bard ilginç bir seçim olacak ve ormanda yasaklamalar ve seçimler ne olacak ona bakmamız gerekiyor. Bu arada Stixey'in oranlı başarıları ve işte 14-4 3.5 KDA'sı görüyor. Bizim maç da hani şöyle bu turnuvadaki hatta bu sezonki açık ara en kötü maçıydı. Stixey çaylak bir oyuncu, sezon içinde ciddi ilerleme kaydetti ki CLG'nin Kuzey Amerika şampiyonu olmasına önemli bir pay sahibi ama çaylak hala onu unutmayalım. Ve bizim maçta da hani Açu Dumbledore koridoru yanında Afrumu gibi bir iyi destek olmasına rağmen onu koruyan destek perişan oldu açıkçası şey. Yani Stix'i gerçekten çok ilginç. Yani bize karşı koridorda Açu'ya birebir de Açu'ya iki kere ölmüşken SKT maçında yani Bang'e, Wolf'a, Faker'a karşı akıl almaz bir performans sergiledi. Onların biz Caitlyn'i yasaklamak zorundayız. Çünkü en iyi şampiyonu, Stixey'in en rahat ettiği şampiyonu o ve onların etrafında çok iyi kompozisyon kurdukları şampiyonu. Biz onu yasaklayacağız. Onlar da muhtemelen bizim elimizden Bard yasaklamak. Evet bu arada kadrolar geliyor. Kadroları da görüyoruz. Üst koridorda Darshan Orman'da, X-Smith'i ortada, Huhi ve alt koridorda Stixey, Afromu'yla CLG bu maçta ikinci defa ikimize karşı mücadele edecek. Bizdeyiz. Üst koridorda Fabulous, Orman'da Slowmaged, orta koridorda Naru ve alt koridorda Açu, Dumbledore ikilisi yine 5 kişi sahnede olacak. Şu sahne düzenine de bayıldım ya. Mükemmel. Şöyle, bizim Caitlyn onların LeBlanc yasaklaması kesin gibi. Sonra bakacağız. Orman yasaklamaları çok önemli. Çünkü 3 tane çok önemli ormancı var. Biz Nidalee'yi de yasaklayacağız. Çünkü Stormage Nidalee oynayamıyor. Oynamayı sevmiyor. Karşı tarafta Eximity ise çok iyi bir Nidalee oyuncusu. Bizim iki yasaklamamız bence Caitlyn ve Nidalee olacaktır. Onlar da LeBlanc'ı kesin yasaklayacak. Sonrasına bakacağız. Diğer ormanda eğer ikinci bir ormancı yani Kindred Graves'den biri yasaklansa diğeri çok daha önemli olacak. Ondan sonra bakalım. Ama bizim iki yasaklamamızın ben hani Caitlyn ve Nidalee olacağına emin gibiyim. Yani olması gerekiyor daha. Evet, önce. Evet katılıyorum. Xmithy'ye de çünkü çok dikkat etmemiz, saygı duymamız gerekiyor ve seçimi ne çok güzel. İlginç. Bizim için çok iyi oldu bence. Bu arada gülüyor Fabulous. Yani herhalde onlar yasaklamasa Fab oynamasın diye biz yasaklayacaktık aynen, çünkü aynen. Sizi. Aynen. Yaşasın çok iyi oldu vallahi bizim için. TF yasaklandı. Bard yasaklandı. Şimdi biz Nidalee yasaklayalım ya. Nidalee yasaklayalım. Nidalee yasaklayabiliriz. Xmithy yalnız Xmithy kendi hakikaten çok geliştiren bir oyuncu. Sırf Nidalee'yi yasaklamakla olmuyor. Graves'le Kindred'ları yani metadaki her ormancıyla çok iyi performans gösteren bir Kindred'ı direkt kitleyecekler oyuncu. Çok belli. Şimdi biz rahatız. Graves'i yasaklamak. Maokai'yi alabiliriz. Maokai'yi alalım zaten. Lucian da rahat edeceği için açıyor. Maokai'yi Lucian burada çok iyi bir rotasyon olacak. Çünkü Graves zaten cebimizde. Stixey ama biz Lucian alırsak mutlaka Ezreal tercihinde bulunacaktır. Evet. Çok 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 iyi bir Ezreal oyuncusu çünkü kendisi. Aynen. Bakalım burada Fabulous ne tercih edecek? Maokai seçelim. Yani hiç. Bence de. Yani bu arada muhtemelen Echo düşünüyor olabiliriz ama şu anda Maokai çok daha iyi durumda. LeBlanc. Yani neden olmasın? Neden olmasın? Ama kendine çünkü güveniyor. Yani Naru'nun gerçekten en iyi oynadığı şöyle, tamam, şampiyonlardan LeBlanc bulacaksa o zaman Lucian'ı almamalıydık. Maokai'yi burada almalıydık. Evet üst koridoru kapatabilirdik, kitleyebilirdik. Lucian etrafına belki bir kompozisyon düşünüyor olabilir ekibimiz. Ormana, üst koridora Lucian destekleyecek şampiyonlar geldiğini görebiliriz. Tabii bir taraftan da şeyi düşünmek lazım. Darshan çok Maokai oynamayı sevmiyor o kadar. Biraz daha etkili olmaya çalışıyor ama Maokai bu kadar güçlüyken o Echo tercih ediyor. O Echo'yu tercih ediyor genelde. Ama Maokai bu kadar güçlüyken bırakılmaz yani. Hakikaten bırakılmaz. İlginç olan Kalista geldi.
Ne Stig Sane yani ikincil de değil, üçüncül belki şampiyon tercihi diyebiliriz Kalista için. Ne destek alacaklar bu durumda? Alistar açıkta. Hı hı. Şimdi Alistar'ı bırakamayız. Eğer Kalistar'ı yaparlarsa işimiz çok çok zorlaşır. Yani onunla beraber kule altı girmeleri de çok 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 rahat olacak. Yani hem Kindred hem Maokai hem Alistar çok uzun süre kule tanklayabilen şampiyonlar bunlar. O yüzden ellerinden o Alistar'ı bence de mutlaka almamız gerekiyor. Aynen. Bakalım. Alistar zaten iyi durumda ve bırakamayız şu anda Alistar'ı. Hatch'i acaba neler düşünüyor? Yalnız bu ilk turda LeBlanc ve Lucian ikisinden birini almayı anlıyorum ama ikisini birden alıp Maokai'yi bırakmak hiç ama hiç iyi bir fikir olmadı. Echo'yu seçeceğiz. Graves Echo seçeceğiz bence. Graves Echo seçeceğiz. Evet, Graves Echo seçeceğiz. Orta koridoru son seçimi bırakacağız. Destek seçimini. Graves Echo'yu seçtik. Karşı taraftan ne geliyor? Onu göreceğiz. Stixey meşhur Tristana'sını gösterecek. Winsow Tristana değil mi? Evet. Onlara Kuzey Amerika şampiyonluğu getiren Tristana. Sürekli bu arada Warwick de gösteriyorlar. Yani bir selam olsun diye. Şimdi orta koridoru LeBlanc'a karşı ne orta koridor seçecekler? Nispeten daha safe, daha güvenli bir şey. Lulu seçmek istedim ama geçen sefer Lulu'yla başına gelenler gördükten sonra Ruin'in bir daha Lulu seçeceğini çok zannetmiyorum. Yani Alistar çok mantıklı, çok düşünmesini tabii bekleniyordum ben. Pat diye kitleyeceğini düşünüyordum CLG ekibinin. Bence onlar başka bir şey planlamış olabilirler ama Alistar kesin gelecek zaten de. Hani Braum yine düşünülebilecek. Bu ilginç. Soraka mı? Bu oldukça ilginç. Bu çok ilginç. Tamamen taşıyıcıyı korumaya yönelik. Ama bunu yapacaklarsa ben Tristana beklerdim mesela. Ben de. Kalista yerine. İlginç oldu biraz. Son dönemde Afro'mu çok fazla Soraka oynuyor. Kuzey Amerika'da da çok oynadı. Adrian'la birlikte belki dünyanın en iyi iki Soraka oyuncusundan biri haline geldi son dönemde. Soraka ile çok iyi işler de yapıyor ama o zaman Kalista'yı niye seçtiler ya? Çok ilginç. Hani bizim seçim yasaklama ekranında yaptığımız seçim tuhaf seçimler de onlardan da çok ilginç. Thresh iyi olmayacaktır. Yani bir şey diyeyim, Thresh'ten ziyade Elis bile bence daha mantıklı tercih aslında. Her ne kadar daha güzel, daha optimal şampiyonlar olsa da. Ama Thresh önde kaldığı gibi Azir onu çok cezalandıracaktır. Bence Brown. Leona mantıklı olabilir, bu da mantıklı. Bu da yani en optimali belki değil ama yine de Soraka'yı en azından cezalandırabilecek. Erken seviyelerde hem Soraka'yı hem Kalista'yı yakında dövüşen birini cezalandırabilecek bir tercih. Şu da var. Kalista'nın atlama zıplamasını direkt durdurabiliyorsunuz. Yani yakında girdiğiniz zaman hiçbir yere kıpırdamasına izin vermiyorsunuz. Poppy genelde optimum bir destek değil, hele son dönemde menzili düştükten sonra. Çünkü Poppy üst koridorda hala çok iyi. Çünkü tanklaşabiliyor. Ama alt koridorda tank olamadığı için içeri girdikten sonra kolay kolay bir şey yapamıyor daha fazla ilk hamleyi yaptıktan sonra. O yüzden artık destekle hemen hemen kimse oynamıyor. Hani Damlo çok ısrar ediyor. En çok sevdiği şampiyonlardan biri ama artık eskisi kadar etkili değil. Onu hep söylüyoruz. Ama bu Kalista'ya karşı iyi bir kontra seçim. Ama sadece Kalista'ya karşı. Evet. Yani koridor iyi. Ondan sonra etkinliği çok çok düşecek. Gerçi Dumbledore takım savaşlarında hedef seçmeyi çok iyi bilen bir destek. Yani arka iş yapıyor o bakımdan. Evet, açıkçası ben iki tarafında seçim yasaklama ekranının çok iyi olmadığını düşünüyorum. İki tarafta önemli seçim yasaklamada hatalar demeyeyim de daha iyi yapılabileceği şeyler vardı iki tarafında. Bakalım, koçlar da birbirlerini tebrik ettiler. Yerlerine dönecekler ve vadiyi oyuncularına bırakacaklar. Burada ama kritik eşleşme Echo Maokai olacak. Büyük fark oradan yaratılabilir. Bakalım. Naru'nun LeBlanc'ın da dün yaptıklarına benzer bir şeyler yapmasını umut ediyoruz açıkçası. Mücadele başlıyor. Günün 5. mücadelesine geçiyoruz. Supermassive CLG maçında. Bakalım bir kere alt ettiğimiz CLG'yi tekrar alt edebilecek miyiz? Kompozisyonumuz müsait. Bildiğimiz, sevdiğimiz şampiyonları aldık. Naru'nun elinde tutuştur var ve dün yendiği Huhi'ye karşı mücadele edecek. Dün haritadan nasıl taşıyıcıları sildiğini biliyoruz. Bu sefer de hedef odağını Soraka'ya alıp Soraka'yı bir anda silebilirse oyunun kaderini takım savaşının kaderini değiştirebilir. Yani Yıldırımların Efendisi'nin hükmü iki oyuncu için de patladı ama işte çift asker can yakabiliyor biraz. Bu arada Huhi'nin üzerine gittiğini gördük.
Oradan geçerse, yok geçmeyecek. Oradan geçerse kesinlikle ilk kanı alabilirdi aslında. Naru bariyer olmasına rağmen tutuşur sayesinde ama güvenli davrandı. Huhi üstüne dönecek. Naru da döndü ve yeniden koridorlarına gidecekler. Azir can doldurana kadar canı çıktı resmen. Buradan ama iki takım da herhangi bir avantaj elde etmedi, onu söyleyelim. Şu var, ormancımızı dürtmeye çalışacak. Arka taraftan, kırmızının arkasından gelip bizim ormancımızı darlamaya deneyecek. CLG ekibi. Biz onları görüyoruz sanırım, onların oradan geldiklerini. Oo, burada güzel bir numara yaptılar. Bunu daha önce, evet, bunu daha önce... Daha önce görmüştük. Bunu zaman zaman yapıldığını, bu sezon değil ama 5. sezonda görmüştük. İki tane fide bıraktığı için oraya Maokai, küçükleri çok rahat almasını sağladı orta koridordaki Huyi'nin ve çok bu ciddi bir deneyim avantajı getirecek Huyi. Direkt ikinci seviye olup Naru'ya karşı bir avantaj i̇şte. Elde edecek. İşte bu tehlikeli. Bunu geldiğini görmüyordu Naru. Beklemiyordu tabii ikinci evet, seviye evet, olmasını. Kesinlikle. Ama bunu hazırladılar. Şeyle hazırladılar Maokai ile. Bu 5. sezondan kalma bir numara. 6. sezonda hiç görmemiştik neredeyse. Ama şimdi Naru da 2 oldu. Ve daha büyük avantaja sahip. Oo, yalnız arka taraftan gelen Afro'mu var. Kaçabilecek mi Naru? Büyük ihtimal kaçamayacak. Unlucky diyelim. Yani burada bakalım, Dumble aslında yetişmeye çalışıyor. Güzel, kaçtık. Çıktık. Çıktık. Gayet iyi. Orada sıçrasını kullanmak durumunda kaldı Naru. Ama kim daha fazla zaman kaybı? Buradan Huhi çok ciddi avantaj sağladı orta koridorda. Evet, evet. Minyonları şimdi kuleye kadar itecek. Naru geri dönmek zorunda. Şeye gelebilecek mi acaba koridora? Koridora geldi Naru. Yani yarı canda olsa da en azından oradaki minyonları almak istiyor tabii ki. Achu ve Fab ikilisi de alt koridoru ittirmeye devam ediyorlar. Diğer tarafta da Darshan ve Stixxe'ye. Şimdi Afromur katıldı. Ama bakıyorum yani Darshan ve Afromur birinci seviye, Dumble ve Fabulous yani ikinci seviyeye ulaşıp tabii orta deneyim avantajı ele geçirmiş. Orta koridordaki aksiyondan dolayı pek deneyemedik ama bu koridor değişimi CLG'nin çok işine gelen bir şey. Hı hı. Yani Poppy'nin koridor üstünlüğünü, yani koridorda yapacağı oyunlardan tamamen kaçtırmayı başardılar. Aynı zamanda Lucian'ın baskınından kaçmayı başardılar. Koridor değişikliğini isteyen ve istediğini elde eden taraf CLG oldu. İki kule de burada düştü. Ve koridor değişikliği olduğu gibi tersine dönecek şimdi. Achu ve Dumble yukarı doğru giderken Stixxe'yi de aşağı gider. Stixxe de aşağı gidecek. Koridor değişikliği iki takıma da herhangi bir avantaj getirmedi ama daha istediğini alan taraf CLG. Çünkü koridor değişikliğini isteyen onlardı. Hı-hı. Yani Dumble ve Achu çünkü beklenenin bence üzerinde bir alt koridor performansı sergilediler turnuva boyunca. Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle Achu. Evet. Yani Dumble performansının zirvesinde ama Dumble'ın zaten dünya çapında çok özel bir destek olduğunu biliyoruz. Achu önemli soru işaretleri yaratabildi ama Achu harika bir şey geçiriyor. MSI geçiriyor. İşte bundan sonra bir yukarı adım atmak için ne yapacağız? Meta şampiyonlarını daha fazla şeyimize dahil etmemiz lazım havuzumuza. Açıkçası oyuncularımızın şampiyon havuzu, hemen hemen hepsinin şampiyon havuzu oldukça dar. Hı hı. Yani metada olan birkaç şampiyonu oynamadığını biliyoruz. Özellikle Dumble'ın. Evet. Yani buradaki o da tabii ki kendini rahat hissettiği şampiyonları oynamak istiyor ama burada bir Çin takımı ya da Kore takımı olsa mutlaka açıkta kalan Alistar'ı tercih edeceklerinden ben kesinlikle eminim. Kesin. Yani burada bir Alistar bu tehlikeli. Bu çok tehlikeli ama... Ve Naru gördüğü gibi çıktı. Gayet güzel bir hamle yalnız. Yine geri içeri girmeyi tercih etti. Geri dönmesi hiç iyi bir fikir değil. Neyse ki Eximity nasıl geri dönmez yani, o kadar deli değildir herhalde deyip gitmişti yani. O deliliği yapacağına ihtimal vermedi. Ama bu ejderha anlamına gelecek galiba. Evet, ormanımıza çok totem bıraktılar. Biz de diğer tarafta vadinin alametini alacağız. İlk yani vadinin alameti ejder değişimlerinde ilkinde vadinin alametini almak daha iyi bir fikir. Daha avantajlı diyelim, daha iyi bir fikir derken. Daha avantajlı. Ejderhadan daha önemli çünkü ilk vadinin alameti. Fakat bunu iyi kullanabilirsek.
hangi koridoru ittireceğimize bağlı. Şu anda minyon sayılarına baktığımız zaman Achu'nun hafif önde olduğunu düşünüyoruz ama orta koridorda üstünde bakar mısın Hui'nin? Evet, aynen öyle. Bu erken aşamada yaşanan o takaslardan sonra, o zorlanmadan sonra koridorun içine, ormanın içine doğru kovalandığı için Naru inanılmaz bir avantaj yakalamış durumda şu anda Hui. Aynı şekilde ormanda da avantaj Eximity'de. Artık Naru burada 6. seviye olmayı bekleyecek. 6. seviye olup sıçrasını alabildikten sonra belki bir oyun yapmayı, yine bir avantaj elde etmeyi düşünebilir ama Hui de oldukça güvenli oynuyor. Bir Negatron pelerini direkt olarak satın almış. Naru bu kadar kovalamaması lazım. Hui'nin ultisi var çünkü. Ultiyle kulenin altına atarsa, attı bile. Yemledi yalnız ama tabii. Dumble geldi buraya. Kaçabilecek mi Naru? Kaçamayacak. İlk kanı burada veriyoruz Darshan'a. Yani biraz gereksiz bir hamleydi ama Fabulous kovalıyor. Fabulous almayı başardı. Darshan'ı da sersemletti ve bizim için avantajlı bir pozisyon oldu. Bir skor artı bir asist vermiştik ama bir skor artı iki asist bulmayı başardık. Ama buraya bizim ayırdığımız kaynak çok daha fazla. Evet. Diğer koridorlarda avantaj tamamen CLG'ye geçmiş durumda. Belki buradaki takım savaşını bir şekilde kazandık demeyelim ama hafif de olsa aleyhimize görünen şeyi lehimize çevirmiş olabiliriz. Ama harita genelinde, oyun genelinde avantajı yakalayan CLG oldu. Şimdi üst koridora gelen minyon dalgasına Achu da yetişti. O da minyonda öne geçmesini sağlayacak Stixia oranla. Alstomage, aman be, orada yetmedi. Fabulous'un sersemletmesi lazım. Sersemletemedi orada Stixia'yı ve Fabulous'u düşürecekler ama burada. Xmith'i de ultisini kullandı. İşler bizim için iyi gitmiyor şu anda. Stomage'in canı oldukça az. Afromo'yu düşürdük. Stixia burada fazla istedi ve Stixia'yı almayı başaracak Achu. Ve Xmith'i de kötü pozisyonda, onu da düşürmeyi başaracağız. Achu bu arada biraz fazla agresif bir sıçra kullandı. Naru'da kaldı, çok güzel. Gayet güzel. Gayet bu iyi sefer... şu anda 4'ü 3 öndeyiz. Altında da öndeyiz. Naru da birazcık toparladı. Yalnız burada aslında daha iyi oynayan CLG'yi de aç gözlüklerine kurban oldular. Onu da söylemek lazım. Eğer son Sorak, işte Alistar değil Soraka'yı ultiyle attığınız zaman rakibin içine böyle sonuçlar oluyor. Bir de şu da var, yani Afromu tamam iyileştirmeye çalışacak birilerini ama ikinci seviye, yani ne kadar iyileştirebilir, ne kadar yardımcı olabilir burada herkese. Burada Afromu'yu rakibin üstüne atmak için bir fikir olmadı. Afromu çünkü anında yok oldu zaten. Açı çok güzel cezalandırdı. Stomage belki kaçma... Yok, Stomage mutlaka düşecekmiş orada. Açı şifayla yani yardımcı olabilir miymiş emin değilim ama şöyle orada, menzilde de uzaktaymış. Afromu'yu içeri atmasalarmış aslında savaş bizim çok daha aleyhimize olacaktı. Evet, kesinlikle. Hani ikinci seviye bir Soraka'yı gidip dört kişinin arasına fırlatmak. Savaş içinde üç oldu gerçi. Oo, zinciri tutturmayı başardık. Sersemletmeyi de Dumble'da başardık. Geliyor. Dumble'ın 6 olmasını bekliyoruz biraz. Bu arada altında 300 altın, 200 altın bir üstünümüz var çok ufak da olsa. Siz de bu arada bu oylamaya hashtag subwin, içinde hashtag subwin bulunan bir tweet atarak oylamayı biraz daha kaydırabilirsiniz tabii ki. Afromo'nun geldiğini biliyorlar. Bir cezalandırma gelemeyecek sanırım ama aslında Stixia'nın ultisi yokmuş orada, şimdi gelecek. Afromo'nun hala 4. seviye kalması da önemli bir avantaj bizim için açıkçası. Buradaki Stixia Naru'nun üzerine ilerliyor. Yalnız oldukça fazla hasar çıkardılar. Tabii kule altına girerken şeye, Soraka'ya da güveniyorlar. Aynı zamanda Naru da önemli ölçüde yetişti diyebiliriz Hui'ye. Aradaki minyon farkı ondan az şu anda. Şu anda en büyük avantaj üst koridorda yalnız. Darshan ciddi anlamda öne geçmiş durumda. Yine de iki asistle Fabulous orada durumu birazcık eşitliyor diyebiliriz. Burada da Naru alsın diye Dumbledore güzel bir şekilde minyonları tanklayacak. CLG'nin bir ejderi bulunduğunda hatırlatmak gerekiyor. Yani o duruma eşitlersek en azından oyun uzaması halinde biraz daha rahat edebiliriz. Şöyle bir şey var yalnız. CLG'nin kompozisyonu baştan aşağı sürekli hasara dayalı. Hı hı. Biz ise çok daha fazla ani hasara dayalıyız.
herhangi bir çatışmayı ani başlatabilmek, yani ışınlanları doğru kullanabilmek, savaşa doğru başlayıp o hasarı çabuk çıkarabilmek çok önemli. Çünkü evet, karşılara bakıyorsun, evet. Kalista, Azir ve Kindred. İnanılmaz şekilde uzun süreli bir hasar veriyor. Bizde ise Soraka da öyle. Soraka da bunların hasar verirken hayatta kalmalarını soruyor. Aynı zamanda Kindred ultisi. Bence çok iyi bir kompozisyon bu bakımdan. Evet. Bizim LeBlanc'la, özellikle LeBlanc'ın birini mutlaka daha yeni savaş zincir başlamadan aradan çıkarması gerekiyor. Oo, bu arada Açu Stixey'in üzerine gitmiş ama tek başına kaldığını görüyoruz Açu'nun. Şifa da kullandı. Çok fazla mızrak biriktiği için üzerinde. Ya Afrumus sürekli düşmek durumunda kaldı. Afrumus sürekli can veriyor, sürekli evet, can veriyor. Fabulous gereksiz içeri girdi biraz ama şimdi yardımına kim gelecek? Stomaged bekliyor ama geç kaldı Stomaged. Yani orada Soraka'ya odaklanmak belki birazcık daha mantıklı olabilirmiş ama Stixey'in üzerinde şifa hala duruyor. Yapacak pek bir şey yokmuş. Bizim takımımız yalnız uzun süredir Soraka'ya karşı oynamamanın bence burada evet, cezasını çekiyor. Soraka'ya karşı uzun süre oynamadığınız zaman neler yapabildiğini unutuyorsunuz. Bunu Eneyel, Soraka'yı uluslararası platformda tek düzenli oynayan oyuncu Adrian. Eneyel CS'de. Biz Eneyel CS'den biliyoruz ki Adrian Soraka aldığı zaman o bölgede oynanmasına rağmen rakipler ne kadar şaşırıyor ve bu takasların ne kadar terse dönebildiğini çok geç fark ediyor. Açu da yani çok kötü pozisyonda değilmiş ama işte Stixey üzerine Afro'yu çekip burada yakalamayı başarmış. Açu'nun Afro'ya odaklanması daha mantıklı olabilirmiş ama işte Stixey'in şifası da yokmuş bu arada. Ya zaten o mızraklar biriktikten evet, sonra yapacak fazla şey, bir şey yok. Ama bu kompozisyon gerçekten CLG'nin bu turnuvaya çok iyi hazırlandığını şuradan anlıyoruz. Müthiş o kuşatma, Aurelion Sol'lu kuşatma kompozisyonunu oynadılar. Burada Kindred Sorakalı uzun süreli hasar kompozisyonu kurmuş durumdalar. Bu müthiş bir kompozisyon gerçekten. Eximit yalnız. Eximit'i tabii. O ona ters pozisyonda diyorduk ama ters pozisyonda olan bizmişiz. Ama Afro'nun yardımıyla da hiçbir şeyden korkuları yok cidden şu anda. Afro'yu bir an evvel aradan çıkarmazlar. Afro'nun 6. seviye ultisi de geldi bu arada. Soraka'nın. Ama hani şunu takdir edelim. CLG gerçekten iyi hazırlanmış. Yeni şeyler deniyorlar. Hayır, bu kompozisyon müthiş bir kompozisyon çünkü. Sürekli hayatta kalacaklar. Hayatta kaldıkça da devamlı hasar veren Kalista, Azir, Kindred'e sahipler. Fabulous orada içeri girebilecek kadar tank değil henüz. Sadece 48 milyon var üzerinde. Mutlaka ve mutlaka yandan gelip bir şekilde Soraka'yı mümkünse veya taşıyıcılardan birini LeBlanc'ın aradan çıkarması lazım. Bunu yapamadığı sürece herhangi bir takım savaşında kazanma ihtimalimiz her geçen dakika azalıyor. Evet, evet. Yani istediğimizi alamadığımız an Afromu'yu iyileştirmeye, Kindred hayatta tutmaya, Darshan tanklamaya devam edecek. Ormanımıza şu anda tamamen hakimler. Yani biz Soraka seçimini biraz sorgulamıştık ama bu kompozisyon için mantıklı değil. Ben yine de Alistar'ın daha iyi olduğunu düşünüyorum, evet, ayrı konu. Ama Soraka bu kompozisyon mantığında çok da hiç de fena değil. O zaman Kalista mantıklısı olmuş. Kalista yerine Tristana falan olsa çok daha iyi olacakmış. Şimdi alt koridordan ittirmeye çalışıyorlar. Bizim için kritik nokta şu. LeBlanc ne yapacak? Birini yakalayıp aradan çıkarmak zorunda. Bir yandan da yani tam olarak nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı biliyormuş gibi gözükmüyoruz. Ayrı gittirmeye gidemiyoruz ışınlanımız olmadığı için. Çünkü şu anda bütün koridorlara baskıyı, bütün evet, kontrolünü elinde tutan taraf CLG. Şu anda CLG'ye yanıt vermeyeceğiz. Bizim hamle yapabilecek pozisyonumuz yok şu anda. Fabulous içeri girmekte zorlanıyor. Azir dürtmeye devam ediyor. Nord en azından orta koridorda fena durumda değil. Minyon da öne geçti. Orta koridor kulesini alabilirse bir şekilde o çok iyi olacak. Artı Azir'i de bayağı geride bırakmayı başardı. Bu arada Darshan'ı yakaladık. Darshan direkt ama sıçradı. Darshan'ı yakalamak pek bir şey değişmiyor. Onu biraz ölümsüzlüğe yaklaşıyor yavaş yavaş çünkü. İlginç bir şekilde sıçradı ama ben hiç beklemiyordum sıçra kullanmasını. Arkayı görmediği için bir kişinin evet, daha gelmesi durumunda çıkamayacağını düşündü herhalde. Riske etmek istemedi. Bu arada Azir'i çok geride bıraktık. Oo, Naru yalnız çok kötü yakalandı burada. Çıkabilecek mi bakalım, asker gelmedi. Son bir orada sanırım Afromun hasarıyla skoru aldılar. Ve yani şöyle güzel bir hamle yaptılar. Shurima yani duvardan sonra yere o susturma etkisini bıraktığı için Naru çıkmakta çok zorlandı. Aynen. Orada.
tutturma etkisi. İşte bu da kombinasyon. Bu da ne kadar iyi çalıştıklarının bir başka göstergesi yalnız. Yani bu koordinasyonlar, bu kombolar. Düştüğü yere tutturma etkisini bıraktığınız zaman Vurkaç da çıkamıyor işte evet, orada. Evet, evet, evet. Bunlar ama hep küçük kombinasyonlar ama iyi çalışılmış kombinasyonlar belli ki. Şöyle söyleyeyim, turnuva başından beri en iyi oynayan takım değil ama buraya en iyi hazırlanmış gelen takım CIG olabilir. Çok iyi gördüm. Da gerçekten iyi oynadı. Daha bile iyi bırakılabilirmiş yani. Arkadan gelen minyon, arkadan gelen tek minyon almayı başarmış ama zaten asker de öldürecekmiş. Gelen asker arıyor. Aslında daha iyi olmuş. Asker öldürüp Azir'e gideceğine evet, skor evet. Şeye gitti. Soraka'ya gitti. Yalnız Azir'i bayağı geride bıraktı. Çünkü Azir'in iki temel işyası hangileri? Nashor'un dişi ve Rylai'nin kristal asası. Daha ikisinden birini bile yapabilmiş durumda değil. ...142-166 Açun'un üstünlüğü hala mevcut ama işte üst koridorda Fabulous oldukça geride. Ve yani Bami'nin közünü bitirdikten sonra direkt büyü direncine gitmesi bence biraz daha mantıklı bence olabilirmiş de. Yani. Bence ya da ufak bir zırh eşyası sonra büyü direnci. Çünkü şu anda çift büyü hasarına karşı fazla büyü direncine sahip değil. Gerçi karşı tarafta Kindred ve Kalista evet, da var. Evet, tabii yani ki. İki tane de fiziksel... Ne yapsanız sıkıntı yani. Aynen. Hasar üstüne hasar var ya. Bizim için en iyi durumdaki isim kesinlikle Açu. Yani ona zaten çok da imkan verdik minyon alabilmesi için. Tırpanla başlamış olduğu için ekstra altın da kazanmayı başardı. Açu'nun durumu gayet iyi şu anda. CLG ama yani oldukça temkinli oynuyorlar. Çünkü biliyorlar hani en kötü ihtimal güvenebilecekleri ejder güçlendirmeleri var. Artık geç aşamada daha iyi kompozisyona sahip olan taraf da onlar. Çünkü LeBlanc oyun ilerledikçe LeBlanc'ın birini aradan çıkarma ihtimali daha da azalıyor. Büyü dirençleri geliyor. Birazdan muhtemelen şey gelecektir. Bir ordu kalkanı gelecektir. Yani o ihtimal azaldıkça, LeBlanc'ın aradan çıkarma ihtimali azaldıkça bizim kazanma şartımız, yani oyun yapma şartımız birini aradan çıkarmaya dayalı olduğu için siyacın işine giriyor ilerlemiz. Şimdi arkadan Fabulous oraya yaklaşmaya çalışıyor. Dumble'la beraber geldi. Yalnız Uhin'in üzerine ilerlediler. Bu çok mantıklı bir karar olmayabilir. Güzel bir paralel yakınsama geldi. Oo! Bakalım kimseyi burada aradan çıkarabilecek miyiz? Ultisine geri döndüğünü gördük Fabulous'un ama şimdi Afro içeri girdi. Düşüremedik ama orada Afro'yu. Ve Dumble'ı yakalamayı başarıyor Darshan. Dumble'ın düştüğünü göreceğiz. Güzel denedik. Çok iyi denedik ama yeteri kadar hasar çıkmadı bir türlü. Norn'un çünkü ultisi yoktu. Girebilecek durumda değildi. Çok iyi denedik. Harika yaptık. Sonunu getiremedik evet, ama. Evet. Şöyle, yapmamız gereken şeyi yaptığımız sürece uygulamada yapılacak hatalar önemli değil. Önemli ama bu bizim ne kadar ilerlediğimiz. Narubor'da X-Smith'in üzerine gidiyor ve almayı başaracak. Bir skor en azından. Biz de kendimiz bir skorla karşılık verdik ama burayı kim tutacak şimdi onu göreceğiz. Naru tutmayacak o kesin evet. De. Son vadinin alameti evine dönmeden almaya karar veriyor. Siyacı. Bu arada bu vadinin alameti diğerlerinden çok daha önemli. Çünkü şimdi Baron çıkana kadar bir koridoru çok rahat ittirme fırsatı yaratacak Siyacı için. Burada girebilecek pozisyonda bu çok değildik. İyi. Çok öndeydik çünkü hani her burada ne kadar engage'imiz iyi olsa da infazı da çok iyi yapıştırdık. Yalnız Naru orada Azir'e duvarına takılmış. Göz göre göre yani duvarın üzerinden atlamaya çalışmış. Bu arada biz İlk ejderimizi de almayı başardık. Bu iyi haber işte. Evet. Onların 5 ejder ihtimali çok azaldı. Yalnız orada aslında paralel yakınsamayla iki kişiyi de serzem etmeyi başarmışız. Huyi'nin duvarına rağmen çok iyi gidiyormuş işler. Ama işte takip edememiş o hasarı. Yalnız skoru Naru ile birlikte Keskin Gagalar da almış. Evet. Keskin Gagalar'ın da yardımı bayağı olmuş. Onlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şu anda sadece 2000 altın gerideyiz. Bir tane ejderimiz var. Ki kuleleri eşitleyebilsek altın da eşitleyeceğiz. Yani kötü durumda değiliz kesinlikle. Kesinlikle gayet değiliz ama bu arada Afromu'ya karşı bir tuzak. Naru onu yok eder haritadan. Ama Afromu galiba uyandı. Bakalım şimdi yakalamayı başardık ama zinciri ıskaladı orada Naru. Devamı gelecek mi? Sanırım gelmeyecek. Son bir hasar birinden gelsin. Stomage yolun sonuyla bulmayı başardı Naru orada. Naru nasıl çıkacak ama oradan? Çıkamayacak. O zor. Oo bir dakika yok. X-Smith'i de bu arada Stomage'i orada almayı başardı. Yani biraz daha hızlı davranabilsek belki zinciri tutturabilsek Afromu'nun üzerine.
Çok hızlı alabilirdi Kuskuru. Yalnız. Doğut Darşan. Kim kimi yakaladı ondan çok emin değilim. Fabulous X-Men'in üzerine gitmeye çalışıyor. Canı çok az. Arkada Darşan'a vurmaya devam ediyoruz. Canları çok az. Açu içeri girip bir şey deneyebilir. Ama arkada Stixane olduğunu da hatırlatmak gerekiyor tabii ki. Afrumu'nun yetişmesinden endişe ediyoruz ki haklıyız. Afrumu çok uzak ama tabii bilmiyoruz ne kadar uzak olduğunu. Onun yetişmesinden endişe ettiler çok dağıtlar. Çünkü unutmayalım Soraka canı az olan takım arkadaşlarına karşı çok daha hızlı hareket ediyor. Her an Afrumu... Oo, Stomage denedi ama Afrumu yetişti. Biraz geç oldu bu. Afrumu'nun yetişmesinden çekiniyorduk. Yetişti ama. Evet. Biz çekindikten sonra yok sonra yetişti ama yetişti. Şu güzel bir haber. Huhi'nin sıçrasını almayı başardık bu sıçrayla. Yani onu atmasına gerçekten gerek yoktu. Burada ama Afrumu'yu burada yani, işte zincir tutsa zaten işte. Yok edecektik ama onu yok edemeyiz. Soraka'yı düşüremezseniz hani şey sözü var ya. Yalnız Huhi de öyle bir ulti atmış ki. Vurursunuz neyse yaralanırım ama şey ölmezsem işler evet. Kötü diye. Hakikaten güzel ulti atmış orada Huhi. 0-1-5 oynuyor bu arada da. Hala bir skor bulabilmiş değil. Genelde zaten skorları Stixey ve Darşan üzerinde toplandı CLG'nin. Ama hala şu kuleleri oynayabilsek biraz rahatlayacağız ama. Darşan yalnız iki ana eşyasını tamamlamış durumda. Bu da onun ki 11. seviyeye de geçtiği için ultisi de 2. seviyeye ulaştıktan sonra Maokai'nin artık sabaha kadar tanklarım dönemi giriyor. Üstüne üstüne önemli bir güç patlaması da kanlı zıpkına dönüştürmeyi başardı X-Men'i. İnfaz geldi orada minyonları temizlemek için. Bu dakikadan itibaren Achu da tabii ki civalı kuşu almak istiyor. Naru. Naru gene bu seferki olacak mı? Yerine mıhlandı Naru yalnız. Evet oradan çıkmak durumunda kaldık. Ekinoks'un içinde kaldı. Afrumu da hakikaten çok dikkatli oynuyor şu ana kadar. Görmediği zaten. Yerlere yani herkes olabilir, 3 kişi olabilir gözüyle yaklaşıyor. Stomage bu arada Stixey'le mücadele etmeye çalışmış ama yanında Afrumu varken o mücadele çok mantıklı olmayabilir. Oo, kırmızı güçlendirme etkisiyle galiba Stomage de gitti o. Ortada X-Meti'yi yakaladık bu arada ama devamı gelecek mi? Açu mücadele etmeye Afrumu devam yetişti. Ediyor burada. Aldık. X-Meti'yi düşürmeyi başardık. Çok kötü bir sıçra kullandı orada X-Meti. Ve şimdi Huhi'nin canı az. Bakalım devamı gelecek mi? Fabulous içeriği kovalamaya çalışıyor. Çok mantıklı olmayabilir bu durum. Fabulous biraz fazla içeride kaldı. Şimdi o gidince ona güvenen Dumble içeride kalacak. Hop Afrumu'yu geri gönderdi. Ama yine birebir bir değişim oldu. Bu savaşı devam etmemize çok gerek yoktu X-Meti'yi aldıktan sonra. Evet kesinlikle. Hele Azir Kulesi dikildikten sonra hiç takip etmeye gerek yok. Oo Fabulous yine paralel yakınsama kullandı. Arka taraftan Noru'nun da kapatmaya çalıştığını görebiliyoruz. Ama Azir Kulesi burada gerçekten onlara vaha oldu adeta. Şu anda fark yaratıyor bu. İstiyorlar bu kuleyi. Ve olacaklarmış gibi gözüküyorlar. Noru güzel paralel yakınsama. Darşan'ı bu arada Noru çok rahat düşürmeyi başardı. Şimdi devamı gelecek mi? Kovalamamız lazım burada. Naru'nun ultisi bir 10 saniye sonra gelecek. Ama o ilk kuleleri hala durduğu için alamadığımız için o ilk kuleyi fazla kovalamıyoruz. Düşürebilsek o ilk kuleyi çok güzel olacak her şey ama. Huhi'nin manası da yoktu. Evet. Oo Stixey burada düşürmeyi başardı. Nasıl oldu? Açıyor. Sanırım Huhi'nin de yardımıyla beraber oldu o iş. Huhi'nin de yardımıyla oldu ama nasıl evet. Oldu yani? Bu çok yani olabilecek en kötü senaryo oldu. Oyun tam dengedeyken. Harita hareketleriyle işte CLG bildiğiniz rotasyonlarıyla ve sonunda Naru i̇şte aradı bulmayı başardı orada Afrumu'yu. Ama işte bunu bir şeye dönüştürebilecek miyiz? En önemlisi de bu. Afrumu ölüyken Achu belki çıkabilirse. Oh, çok fazla hasar almış. Hakikaten çok uzak menzilden çok fazla hasar almış Achu. Huhi ile birlikte olmuş bu iş. Hı-hı. Ama Achu'nun orada o kadar önde durmaması. Yani tabii ki. Hiç. Yani buradan bir tek bir ejderha çıkarabiliriz belki. Çıkarırsak ama gayet iyi. Şöyle, ne yapmaya çalıştığımızı şu anda daha iyi farkındayız. Bu belli oldu. Bir şekilde
ulaşıp şu anda aradan çıkarabileceği, çünkü belki bir tek Afromo kaldı. Afromo'ya bir şekilde ulaşması gerekiyor Naruto'nun ve burada ulaştı. Ha çok sonuca dönüştürmemiş olabiliriz ama amacımız bu. Bunun üzerine oynamak zorunda. Afromo da bu arada komuta sancağı olacakmış gibi gözüküyor. Şimdi onu aradan çıkarmak birkaç daha, bir kat daha zorlaştı. Ruhin'in üzerine doğru ilerlediğini gördük. Naruto'nun Dumble ters pozisyonda kaldı. Ve Dumble'ı orada düşürmeyi başaracaklar. Fazla önde kaldı. Stomage de çıkamayacak Dumble muhtemelen. Stomage'de de olacaklarmış gibi gözüküyor. Çıkması çok zor Stomage'din ve kaç skor verdik? 2 skor verdik burada. Ve Baron'a yönelecekler muhtemelen. Evet. Burada Naruto'nun... Fabulous'un yalnız Stix'i korkusuzca ilerliyor şu anda. Fabulous orada yavaşlattı. Ama pasif patladığı için hızlanacak orada Fabulous. Ve çıkmayı başaracak. Afromu yakalayamadık bir türlü. Orada yetmedi hasarımız. Şimdi Naruto'nun Stix'in üzerine yönelmesi lazım. Ama bir türlü aradan çıkaramıyoruz Stix'i. Takımını taşıyor şu anda Stix'i. Afromu'ya gittik ama işte ordu kalkanı farkıyla evet, bu sefer çıkmıyor arkadan. Aradan. Demin çıktı ama şimdi artık ordu kalkanı var. Ve bu baronu da çok rahat yapacaklardır. Gerçi Stomage çıktı ama buraya yetişemeyecektir. Yani çalma ihtimali de sıfıra yakın. Baron çok rahat bir şekilde CRC'ye gidiyor. Evet, Kalista artı Sharp'la beraber baronu da düşürdüler. Yalnız Stix'i de hakikaten... İlk maçın intikamını almaya gelmiş gibi. Çünkü ilk maçta felaket oynamıştı. Çok riskli bir iş yaptılar ama işte ordu kalkanı olunca düşmüyor o kadar kolay. Bir komboda düşmedi. Bir de hala kovalamaya da devam ediyor yani 2-3 kişinin üzerinde Stix'e. Ama Uhi geliyor artık. Evet, evet. Uhi gelince kafası rahat tabii. Azir geliyordu. Şimdi Baron güçlendirmeli savunmayı doğru yapmalıyız. Baron güçlendirmeli kuşatmaya karşı. Burada da Fabulous'a çok önemli iş düşüyor. Çünkü en iyi minyon dalgası temizleyebilen şampiyonumuz konumunda. Ama onda işte yetenek gücü olmadığı için yine de yani birazcık tüm minyonlara hasar vuruyor çok güzel ama temizlemekte zorlanıyor. Naruto'nun yani burada içeri girmesi veya Lucian illaki ulti kullanması gerekecek. Burada yalnız güzel bir tuzak var bizden. Ölüm çalısı. Hadi bakalım. Devamı gelecek mi? Kalista'nın sanki biliyorlar. Yani zaten oraya sinyal de attılar. Yani yapmamaları gerektiğini gördüler orada. Güzel bir deneme. Hala bu arada kesin emin değiller yani uzak durdular o çalıdan. Ama biz işte terk etmiştik orayı. Tecrübe böyle bir şey ya. Evet. Yani terk etmemiş olmamız önemli değil. Kolay kolay risk alma. Bir kere de şimdi Afrom hiç yakalanmadı mesela sonra. Boş bulunmadı. Oyun seviyesi yalnız böyle yükseliyor. Bizim takımımızın oyun seviyesi de böyle yükseliyor. Yani CLG zaten harita hareketleriyle yok etti şu anda ekibimizi. Uzun zamandır iki kuledeyiz ve üçüncü kuleyi bir türlü alamadık. Ve minyon dalgası temizlemekte zorlandığımız için infazı kullanmak zorunda. Evet. O içeri girdiğini gördük. Tarçın açıya doğru gitti. Dumble'ın başı dertte. Dumble henüz bir şey yapabilmiş değil. Maokai'yi yolladı uzaya. Ama bu inhibitörü korumak için yani kimseyi değil. Düşüremiyoruz. Onlar da kimseyi düşüremiyor ama üstümüzden sürdüler bizi. Onlar da kimseyi düşüremiyor evet. Ama amaç birini düşürmek değil ki. Amaç inhibitörü düşürmek. Ve o amaca rahat rahat ulaştı CLG cephesi. Şimdi üst koridora gidecek. Üst koridorlar da çünkü çok korkunç bir minyon dalgası var. Naruto'nun burayı hemen temizlemesi lazım. O Fabulous içeri girdi. Yakın sanayı kullandı. Yalnız çok hızlı bir şekilde orada. Ulti kullanmasına izin vermeden Fabulous'u düşürmeyi başaracaklar. Naruto arkada pozisyon bulmakta zorlanıyor. CLG yine minyon dalgası, hedefe oynuyor şu anda sadece. Minyon dalgası temizlemekte zorlanan kompozisyonumuz burada çok ciddi dezavantaj yaşıyor. Evet. Yani skora ihtiyaç duymadan Baron güçlendirmesiyle beraber şu anda bitti Baron güçlendirmesi. Ama istediğini aldı zaten CLG. Azir ultisi 3 kişiyi orada rakibin içine fırlatacak ve arka arkaya skorları da aldılar. 3'te 3 yapmayı başarıyor Stix'e ve 30. dakikada CLG bir galibiyete daha ulaştı. Supermassive bir kere yanmayı başarmıştı CLG'yi. Ne yazık ki ikincisi gelmedi. Oyunun orta seviyesine kadar iyi götürmemize rağmen bir yerden sonra harita hareketlerine çok cevap veremedik. CLG iyi ve daha önce çalıştığı belli olan bir pozisyonu.
Hala Soraka'nın hani ideal bir seçim olmadığı tartışılabilir ama buna çalıştıkları belli. Dünkü mağlubiyetten sonra iyi tekrar kendilerini psikolojik olarak iyi hazırladıkları belli. Çok da iyi oynuyor. Net bir galibiyet, hak etmiş bir galibiyet aldı. Olay şu ki bizim kompozisyonumuzun daha iyi olabileceğini söyleyebileceğimiz noktalar var. Başta bir kere LeBlanc Dush'un ilk rotasyonda seçmek yerine Mavka'yı seçmek çok daha iyi. Fakat bu önemli değil. Bizim seçik yasaklamada birkaç dezavantaj, ufak hatalarımız olmuş olabilir ama biz uzun süreden sonra üst seviye oynayarak yeniliyoruz. Evet. Yani aman iyi oynadık şuradan. Bizden mesela geçen MSI'da Beşiktaş oyun hizmetleri, pardon Beşiktaş geçtiğimiz şeyde MSI'de neden bahsediyordum? Faker'dan ilk kanı aldım. Faker'dan ilk kanı almak dışında 4 kişiyle gidip ortak oradan ilk kanı aldığımız ki onun ne kadar avantajı var ayrı konu. Onun dışında herhangi bir iz bırakamamıştık. Oradan herhangi bir miras edinememiştik. Burada kimse bizim ilk kanı aldık onu yaptık falan filan değil. Oyunun nerelerinde daha iyi olabildik, nerelerinde şeydik. Bu seviyenin altında değil, bu seviyede olduğumuzu gösteriyoruz ki bence en ama en önemli nokta o. Yani bütün maçları kaybedip, 3 maçı kazanmak, 2 maçı kaybetmekten değil, bu seviyede çok net bir şekilde rekabet edebildiğimizi gösteriyoruz. Kesinlikle katılıyorum ben de. Yani çok 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 daha iyi uluslararası seviyede performans gösteriyoruz. Diğer zaten... Şeyden çıktık abi, şampiyonluk ve wildcard'da oynanan oyundan çıkıp evet, MSI'de evet. Oynanan oyuna döndük biz. Kesinlikle katılıyorum. Yani şu ana kadar turnuva geneline baktığımızda G2 Esports'tan daha iyi performans gösteriyoruz kesin, zaten. Kesin. Onların diğer takımlara karşı oynadığı maçlara bakacak olursak oradan alacağımız bir güzel galibiyet belki bugünü taçlandırabilirdi ama artık önümüzdeki maçlarda diyebiliriz biz de onu kovalayacağız. Bakalım. Şu an kadar şeye gidiyor. Daha iyiye gideriz umarız. Öyle söyleyelim. Daha iyiye gideceğini umalım diyelim. Daha gelişeceğimiz çok nokta var. Ama tecrübe kazanmak denen kavram böyle oluyor zaten. Yani burada oynuyorsun. Onların seviyesinde oynuyorsun. Doğru oyunu oynuyorsun. Doğru şampiyonlarla oynuyorsun. O konuda hala dediğimiz gibi şampiyon havuzumuzu geliştirmemiz gereken çok önemli noktalar var. Ama uluslararası platformda oraya ait olduğunu gösteren belki de ilk Türk temsilcisi şu ana kadar Supermassive. Ayakta alkışlanacak bir performans bence ne olursa olsun. Yani bundan sonra hangi dereceyi alırlarsa alsınlar. Şu ana kadar ilk SKT maçı dışında ki onu saymamak lazım. Biz gayet güzel oynadık. Bir takım, sağda vardık. Sağda, hep sağda vardık. Aynen. Bazı seçim yasaklama hataları yaptık mı? Yaptık. Oyunda bazı hatalar yaptık mı? Yaptık. Ama rakiplerimiz de yapıyor. SKT'nin haline bak. Herkes yapabiliyor. Ama önemli olan biraz evvel bahsettiğim konu. Biz artık platin seviyesinden Challenger seviyesinde oynadığımızı gösterdik net bir şekilde. Evet, bakalım önümüzdeki maçlar bizlere neler gösterecek bu mücadelede. Yani yapılan ufak tefek seçim hataları olsun. Belki biraz daha ufak oyun hataları. Bir de şu var yani CLG zaten makro oyununu çok üst seviyede oynayan bir ekip. Bir kere daha tekrar diyorum. CLG bu turnuvaya en çok çalışarak ve en iyi çalışarak gelmiş takım bence. Evet, bakalım önümüzdeki maçlarda acaba neler yapacağız? Şu anda CLG Supermassive maçını ve 5 maçı geride bıraktık. Önümüzdeki mücadele G2 ve RNG arasında neler bekliyorsun Kaan Kural? RNG namalup, ev sahibi ve inanılmaz moralli. G2 o ilk 2 gündeki felaketten sonra daha iyiye gidecekleri kesin yani. Yani öyle kalmayacaklar. Gerçi takım içinde de çok sorun olduğu söyleniyor. Bizim maçı çok iyi oynamadılar ama ilk 2 güne göre biraz daha değerli toplu gözüktüler. Kazandıkları için söylemiyorum. Saçma sapan hataları minimize etmişlerdi. Böyle hı hı. Çok dağınık gözükmediler. En azından bir derli toplu gözüktüler. Ama RNG'ye karşı RNG çok net favori yani. RNG çünkü çok iyi de bir hava yakalamış durumda. Bir yandan da yani Twitch yasaklamamışlardı. Twitch yok etmişti hı. G2 ekibine dünkü mücadelede. Bu maçta neler yaptığını göreceğiz G2'nun ve RNG'nin. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın sonrasında yeniden karşınızda olacağız G2 RNG maçıyla.